size şu anki maaşınızın 10 katını versek İstanbul'da yaşar mıydınız? Hayır, burası benim memleketim. Burada yaşantım güzeldir. Ne yapalım? 2 lira da olsa gene memleketimdir. Atayı seviyor musun? Sevmez olur mu yok? Canımız ciğerimiz enkaz altında kaldım. 3 gün gene hiç çıkmadım. Önce Rabbime güvendim. Nasıl çıktınız peki enkazdan? Vallahi kendi kendime çıktım. Yani devlet bana çıkartmadı. Ben kendim çıktım. Vallahi bir şöyle çadır gibi çadır kuruklardı. Ayağım yaraydı. O yüzden yani kendi halimden çıktı. Allah'ıma 1000 kere şükür. Yani ben biliyorum bunları. Başka kimse bilmiyor. Efendim şu anki kazancınızın size 10 katını verseler deprem bölgesi İstanbul'da yaşar mısınız? Yok kardeşim, yaşamam. Burada zaten çektiğimiz yeter, bir de orada mı gidip çekelim? Burada zor kurtulduk, orada yakaya ele verirsek ne olacak? Yaşamam. Ben İstanbul'da değil, burada zor göç yaşıyorum. 20 katını versen yine yaşamam. Neden efendim? O kadar kalabalık insanı içinde ben yaşayamam oğlum. Ben köydeyim, köyde yaşıyorum. Tayı seviyor musunuz? Çok seviyorum ben. Az değil. Vazgeçemem. Kendi memleketini insan hiçbir zaman unutamaz. Yani 20 sene daha kalsan orada yine burayı özlem. Villaları da versen vatan da atlıdır. Yaşamam. 10 katına gerek yok. Biz depremde evlatlarımızı kaybettik. Kardeşlerimizi, işlerimizi kaybettik. Yine bırakmadık. Biz Antakyalıyız. Bırakamayız. Yok. Neden? Memleketinden vazgeçemem de onu. 10 katı maaş alacaksın. Az. Çünkü burada doğdum. Burada hizmet etmek isterim. Burada ölmek isterim. Hataysız yapamam. Memleketimden vazgeçmem. Topraklarımızdan vazgeçmek mümkün mü? Yani Hatay'ı başka bir şeyle kıyaslamamak lazım. Size şu anki maaşınızın 10 katını versek deprem bölgesi olan İstanbul'da yaşar mıydın? Anasını bile bellerim. Hayat yok burada. Öldük bittik. Mahvolduk. Deprem bölgesi orası da efendim. Bir deprem olabilir ya. İstanbul'da mı? Tamam, İstanbul'da en azından bir saat tekneyle gezerim. Boğazı görürüm. Ondan sonra... Hiçbir yerde yaşayamıyoruz ki biz. Yaşıyor muyuz? Neden efendim? Yok, yokluk. Her şeyimiz gitti burada, evlerimiz yıkıldı. Ama şu anki maaş... gitti, 10 kişi ailemden gitti. Hiçbir şeyi sevmiyoruz artık burada. Yaşamayı da istemiyoruz artık. Ama size şu anki maaşınızın 10 katını vereceğiz İstanbul'a giderseniz. Ya maaş bir anda, bir dakikada gidiyor her şey. Maaş ne? İstanbul gibi bir yerde yaşar mıydınız? Yaşarım. Ama deprem bölgesi. Olsun. Yani burada ekonomi durumu çok kötü. Yani çalışma durumu da yok bazı yerlerde. Onun için sıkıntılı bir durumda Hatay. Yani yaşam kalitesi az burada. Hayır. Neden? Çünkü ben depremi burada yaşadım zaten. Hatay'ın çünkü bizim için ayrı bir yeri var. Hatay'ı çok seviyoruz ve memleketimizden ayrılmak istemeyiz. Biz de burada bir ucundan tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben esnafım. Toptan olarak iş yapıyorum. Yani buradaki esnafın kalkınması için bana bir ihtiyaç var. Bunun için geri geldim. Yoksa ben olduğum yerde çok rahattım. Hatay'ı bırakmayız biz. Neye mal olursa olsun biz kendimiz, memleketimiz için 8 aydır çalışıyoruz. Enkazın içerisinde bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Biz kendi memleketimizi bırakmayız yani. Neresiniz efendim? Doğma büyüme Sümerler Mahallesi. Hele mahallemi hayatta bırakmam ne olursa olsun. Mahalledekiler sizi bırak. Bırakmazlar. 10 katı maaş kazanacaksın. Ben onlara vereyim, onlar buraya gelsin. Şu anda deprem olsa bu memleketi kim kaldıracak? Biz kaldıracağız. Biz burada, bizim memleketimiz. Yani geçip gitsek kim burayı kaldıracak? Yok, ben memleketimi bırakmam. Ne olursunuz. Şu anki maaşım yaklaşık bu 35-40 arası dönüyor. Bir işi severek yapıyorum çünkü ben kaynakçıyım. Ha, gözlerimize zarar veriyor ama işi severek yapıyoruz. Sonuçta çatılar yapıyoruz. O kadar insanlara yardım da ediyoruz. Biz bazen yaptığımız çatıların paralarını da almıyoruz. Pek bizi ilgilendiren kolaylar olmuyor ya bunlar. Aynen, memleketi seviyorum ben genelde. 10 katı ne kadar alıyor? 750 bin mi oluyor? 750 bin ne yaşarsın? Niye yaşamıyorsun? Şöyle deprem bölgesi. Olsun. İstanbul'da deprem bölgesi. Olsun. Deprem bölgesi olsun. Yani deprem bölgesi oldu mu illaki her yer mi deprem olacak? Yok. Yaşamam. Memleketimi bırakıp gitmek istemiyorum. Depremde bırakıp gitmedim. Şimdi mi gidip gideceğim bırakıp? Ben memleketimi seviyorum. Memleketime aşığım. Gittim ben, dışarıda kaldım 2-3 ay. Nefes alamadım, geri geldim buraya. Hayır. Depremi yaşamış bir insan olarak, asrın felaketini yaşamış bir şey olarak hayatta düşün, oraya gidemem artık.
Bizim bakın biz şeye bile çıkamıyoruz, ikinci kata bile çıkamıyoruz. Öyle bir travma oluştu hepimizde. Burayı terk edemeyiz yani, gerçekten de. Gerekirse çadırda yatarız, yani gene burayı terk etmeyiz. Yaşamam. Buraya alışmışız artık biz, Hataylıyız yani biz. Burada yani ne olursa olsun, yüz deprem de olursa olsun gitmem. Yani yok. Depremden dolayı yaşamak istemem orada. 10 katı maaş alacaksın. Öleceksem hani o paranın bir değeri yok. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Profesör Doktor Levent Eraslan, Sodimer Başkanı. Bir Hatay aşı olarak 13. kez gelişimiz. Hocam şunu sormak istiyorum. Aslında günün sorusu şuydu bizim için bugün. Size kazancınızın 10 katını versek İstanbul'da sonsuza kadar yani ölene kadar yaşar mısınız? Ben bir süre İstanbul'da yaşadım. Ama bir dakika bile yaşamam artık. Yani bugün Samandağ'daydık mesela, bu Hıdırlık Tepe olsun, oradaki vakıflar köyü olsun. İnsanlara buradan oraları önerelim, buralarda yaşasınlar. İnsanları Hatay'a davet ediyoruz. Burası nasıl bir memleket? Tabii deprem yaşadık. Çok büyük bir deprem. 100 yılın afeti. Bunu cümlelerle anlatmak, televizyonda görmekte çok anlamsız. O vizörün sağı solu arkası var. Büyük bir kıran yaşadı bu kent. Ama bu kentin çok temiz, gururlu, çok naif insanları var. Zaten bizler de onlar için geldik. Hatay'ımızın çok kıymetli bir de valisi var. Sayın Mustafa Masatlı ve ekibi. Emin olun günde 18 saat çalışıyorlar. Çok muazzam bir şekilde mesai sarf ediyorlar. O yüzden Hatay birkaç yıl içerisinde kendini toplayacak ve bölgenin en önemli çekim merkezi olacaktır. Evet değerli gençler, öncelikle Hatay'ı ziyaret edin. Kime selam verseniz size hemen bir süvari kahvesi ikram ediyorlar. Bu çok yok. O büyük şehirlerin o mekanikleşmiş insan ilişkisinden ziyade burada gerçek insanlık var. Şu anda da çok tarihi bir mekandayız. O yüzden insanlığın kaybolmadığı bir yer Hatay. Bütün dostları buraya davet ediyoruz. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.